George R.R. Martin artık yazamaz. Peki neden böyle söylüyorum? Sene 17 Nisan 2011. Amerikan televizyon kanalı olan HBO'da yayınlanmaya başlayan Game of Thrones serisi kısa sürede tüm dünyayı kasıp kavuran bir franchise'a dönüştü. Ve yazarımız George R.R. Martin tıpkı bir başka şaheser olan Yüzüklerin Efendisi'nin yazarı Tolkien gibi meşhur oldu. Benim için ise Game of Thrones'un ayrı bir önemi vardır. Bu seriyle 2012 yılında henüz bir lise öğrencisiyken tanıştım. İlk bölümü izledim, Dothraklara gıcık oldum ve ilk bölümün finaliyle birlikte bu diziye aşık oldum. Tüm kitaplarını okumak yaklaşık 6 ayımı aldı. Kitapları bitirdiğimde o evrenin frekansından bir türlü kopamadım ve nihayetinde kendi evrenimi oluşturmaya ve kendi hikayelerimi yazmaya başladım. Ve o gün bugündür yazmaya da devam ediyorum. Ancak bu videoyu izleyen herkes gibi kitapların büyük bir hayranı olarak aklıma tek bir soru var. Bu serinin devamı gelecek mi? İşte bugün sizlerle bu sorunun cevabını irdeleyeceğiz. Başlamadan önce eğer abone değilsen abone olup beni desteklersen çok sevinirim. Ve sen de böylelikle beni yeni içerikler üretmem için motive etmiş olacaksın. Hazırsak eğer başlayalım. Sohbetin bundan sonraki aşamasında hem diziden hem de kitaptan bolca spoiler olacağından bahsetmeliyim. O yüzden eğer bu tarz şeylere hassasiyetiniz varsa şimdiden uyarmış olayım. İlk olarak uzun zaman önce kitapları okumuş insanlar için bir hatırlatma yapalım. Jon Snow kendi adamları tarafından katledilir. Tyrion Lannister Dany'e doğru gitmektedir. Dany, Dothrak Denizi'nde Drogo ile baş başadır. Sansa, serçe parmağın elindedir. Jaime, Nerevan'ın düzenini sağlamaya çalışmaktadır. Davos, Rickon'un peşine düşer. Stannis Baratheon ise Winterfell'i alabilmek için hareket etmektedir. Ve Lady Taşyürek, ailesini öldüren Freyleri teker teker asmaktadır. İşte dizinin de en büyük günahı burada başlıyor. Henüz bitmemiş bir seriye son biçmeye çalıştılar. Bu sona ulaşmaya çalışırken tüm hikayeyi, karakter gelişimini ve en basit fizik kurallarını bile yok ederek küllere dönmüş berbat bir son ile bizleri baş başa bıraktılar. O halde sorun nedir? Bu serinin son kitabı olan Ejderhaların Dansı Temmuz 2011'de piyasaya çıkmıştır. 2013 yılından baz alırsak eğer toplamda 12 yıl geçmiş bulunuyor ve bizler bu süreç içerisinde kitaba dair bir takım kesitler haricinde hiçbir şey göremedik. Ya kardeşim neden bu adam yazmıyor? İşte bu soruyu anlayabilmek için öncelikle yazarımızı da biraz tanımamız gerekir. 20 Eylül 1948 yılında Amerika'nın New Jersey eyaletinde doğan yazarımız bir liman işçisinin oğluydu. Çocukluk çağlarında su kenarında olmayı ve gelip giden gemileri izlemeyi severdi. Hikayeler, mütevazı bir hayatı olan yazarımızın hayatında daha o zamanlardan beri yer alıyordu. Semtinde yaşayan çocuklara canavar hikayeleri satan George Martin, velilerin bu durumu öğrenmesi sonucu bu işini bırakmak zorunda kalır. Çünkü çocuklar rüyalarında bu canavarların kabuslarını görüyorlardı. Ancak tohumlar bir kere atılmıştı. Bundan sonrasında George R.R. Martin'in eli kaleminden uzaklaşmayacaktı. Okuduğu her kitap ve çizgi romanla kendini bir adım daha geliştirmeye çalışan George Martin, aynı zamanda kendi hikayelerini ve kitaplarını da şekillendirmeye başlamıştı. Çeşitli dergilere hikayelerini gönderen ve ilgi uyandırmayı başaran Martin'in kariyeri her zaman büyük başarılarla dolu değildi. Çok sevdiği bir kitaba basılır ancak finansal açıdan tam bir fiyasko ile sonuçlanır. Bu netice yazarımızı çok üzer ve kendisini kaleminden bir süre uzaklaştırır. Ve bundan sonraki kariyeri televizyon yazarlığına doğru şekillenecektir. Martin, televizyon sektöründe çalışmaktan hoşlanmasa da en azından istikrarlı bir gelir elde etmeyi başarmıştı. Ve bu istikrar kendisinin yazmaya devam etmesini de sağlayacaktı. Sene 1991 yılında Martin bir yandan televizyon ve senaryo işleriyle uğraşırken bir yandan da Avalon adında bir bilim kurgu hikayesiyle uğraşmaya başlar. Bu süreç içerisinde bir çocuğun bir adamın kafasının kesilmesine şahit oluşu ve karda bulunan kurt yavruları zihninde şekillenmeye başlar. İşte yaratıcılık böyle bir şeydir. İğne deliğinden çıkıp koskoca bir evrenin kapılarını açabilir. Martin için de durum tam da böyleydi. Bu imgelerin peşinden gitti ve ortalığı kasıp kavuracak Buz ve Ateş'in şarkısı serisini yazmaya başladı. Ve ilk taslaklarını yazıp yayın evine sundu. Ağustos 1996'da nihayet ilk kitabı olan Taht Oyunları raflardaydı. Elbette bu haliyle büyük bir yükseliş yakalamadı. Ancak dikkatle çektiği aşikardı. 1999'da ikinci ve 2000'lerde de üçüncü kitabını çıkarttı. Martin, süreç içerisinde ilk başta üçleme olarak düşündüğü serinin aslında çok daha geniş bir seri olduğunu fark etti.
Bu yüzden de üçleme fikrinden vazgeçip hikayesini genişletmeye ve zenginleştirmeye başladı. Bundan sonraki kitabın çok daha büyük olacağını fark eden Martin, 2005'te Kargaların Ziyafeti ve 2011'de de Ejderhaların Dansı olarak kitabını ikiye ayırdı. Ve sonrasında bu güzelim seriyi rafa kaldırdı. En azından ben böyle düşünüyorum. Ve bunu böyle düşünüyor olmamın da belli başlı sebepleri var. Ve bunları da birazdan maddeler halinde sizlere de sunacağım. Ancak bundan önce gelin sizlerle yazarımızın kendi savunmasına bir bakalım. İlk olarak Martin, serinin bundan sonraki aşamasında bir zaman atlaması yapmayı planlıyordu. Ve bu yüzden de her bir karakterini gelişebilmeleri için önemli noktalarda bırakmıştı. John, Lord Kumandan olarak ve Dany de Merry'in de kraliçe olarak yönetmeyi öğrenecekti. Arya, yüzsüz adamlardan öldürmeyi ve Sansa da vadide serçe parmaktan taht oyunlarını öğrenecekti. Sonraki kitapta geçecek olan bu 5 yıl ilk 250 sayfada anlatılacak ve daha sonrasında da hikaye devam edecekti. Ancak bu fikrin iyi olmayacağına karar verdi. Hikayelerin içerisinde bir akış vardır. O akış içerisinde her bir karakterin baş ettiği zorlukları görür, verdiği kararları neden aldığını anlar, acılarına ortak olur ve kederini paylaşırsın. Bu da bizi kurgu karakterlerle yakınlaştırır ve bir bağ oluşturur. Ancak zaman atlamaları alıştığımız karakterlerle aramıza bir set çeker. Onlar zaman atlamasıyla beraber bambaşka karakterlere dönüşürler ve bizler bu karakterlere yabancılaşırız. Geçecek olan o zaman dilimi içerisinde nelerle karşılaştığı ve ne kararlar aldığını bilmediğimiz için o karakterin de neye evrildiğini anlayamayız. Bu yüzden de o eski sevdiğimiz karakterler bir anda bizim için bir yabancıya dönüşür. Ve bundan sonraki kitapla beraber bizler o karakterleri bir kez daha tanımak için bir zaman harcamaya başlarız. Belki de o süreç içerisinde o karakterlerden ve hikayelerden de sıkılabiliriz. İşte Martin de tam olarak bundan hoşlanmadığı için hikayeyi revize etme kararı aldı. Ve bu da bütün kurguyu baştan sona tekrar düzenlemesi sonucunu doğurdu. İşte bu yüzden de Kargaların Ziyafeti ve Ejderhaların Dansı iki farklı kitap olarak ortaya çıktı. Peki kalan iki kitap için yazarımız ne düşünüyor? İlk olarak son iki kitabın isminin ne olacağını biliyoruz. Kış Rüzgarları ve Bahar Rüyası. Ancak burada da bir parantez açmak istiyorum. 2006 yılında yaptığı bir açıklama sonucunda son kitabın adı Kurtların Zamanı'ndan Bahar Rüyası'na çevrilmişti. Ve 2012 yılında yaptığı açıklamaya göre de bundan sonraki kitaplarda Akgezenler'den daha fazla bahsedecekti. Bu iki konuda argümanları sıralamaya başlarken önem arz edecek. Martin artık hayranlarında bezginlik derecesinde bir beklenti oluşturduğunun farkında. Ve bunu son röportajlarında da dile getiriyor. Ve kitabı geciktirmiş olduğunu da açıkça söylüyor. Son olarak da yeni kitabının Mart 2025'te geleceğini söyledi. Bekle, bekle ve bekle. Martin'in savunmasını bitirdiğimize göre artık maddeleri sıralamaya başlamanın vakti geldi. 1. Finalden korkuyor. Hepinizin bildiği gibi Martin, dizi final sezonuna geldiğinde henüz son iki kitabından birisini dahi yayınlamamıştı. Bu da dizi senaristlerinin artık ellerinde hazır bir taslak olmamasına sebep oldu. Ve bundan sonra seri serbest düşüşe geçti ve hepimizin ağzında çamur tadı bıraktı. Ancak hepimiz şunu biliyoruz ki Martin hikayenin sonunun nereye varacağını dizi senaristleriyle paylaştı. Ve senaristler de kendi senaryolarını Martin'in gidişatına göre şekillendirmeye çalıştı. Peki bu final sezonda neler oldu? Sezonlarca hazırlanan Akgezenler ve Ölüler Ordusu Night King'in böğrüne bıçak saplanması sonucu öldü. Jon'da aradığı aşkı bulamayan Dany çıldırdı ve intikam ateşiyle kralın şehrini kül etti. Tüm seri boyunca en iyi karakter gelişimini gösteren Jaime Lannister, Brienne'i yatakta terk etti ve kız kardeşiyle ölebilmek için kralın şehrine gitti. Ve gerçekten de kız kardeşiyle beraber öldü. Serinin en korkunç karakteri olması gereken Euron Greyjoy'un asıl amacının Jaime Lannister'ı öldürmek olduğu ortaya çıktı. Sansa, bir anda Demir Lady olduğu gibi Winterfell'in de Lady'si oldu. Jon annesini ekmek bıçağıyla öldürdükten sonra ejderha çıldırdı ve bitmek bilmeyen taht kavgalarını yok edebilmek için demir tahtı yaktı ve eritti. Jon yüreğinde taşıdığı bu vicdan azabına dayanamaz ve kuzeye sürgüne gitmeye karar verir. Bran ise oturduğu yerde demir tahtın sahibi oldu. Süreçler farklı işlese de finallere bakınca Martin aynı finalleri yazarak okuru memnun edemeyeceğini düşünüyor olabilir. Çünkü beklenti yaratmak çok tehlikelidir.
beklenti büyüdükçe memnuniyetsizlik de artacaktır. Ve bu yüzden de eğer bir beklenti oluşturuyorsan onu kaldıramayacağın bir yük haline getirmemelisin. Beklentinin altında kalacağını fark eden Martin muhtemelen arka planda revize işlemlerine koyuldu. Bir hikayenin finalini finale bu kadar yakınken değiştirmek oldukça meşakkatli bir iştir. Çünkü o zamana kadar atılan her bir adım bizleri o finale götürmek için atılmıştı. Martin de virajı son kitapta almaktansa bir kitap önceden almanın daha aklı selim bir davranış olacağını düşünüyor olabilir. Ve bu yüzden de kış rüzgarları için bir kez daha revizeye girmiş olabilir. Ancak söylemeliyim ki sıralayacağım olasılıklar arasında bu en zayıf olanı. O yüzden ikinciye geçelim. 2. Çözülmeyen fantastik sorunsalı. George R.R. Martin, yazım biçimiyle birlikte büyük bir farklılık yaratan ve fantastik serilere işlenmeyen konuları işleyebilen bir yazardır. Kalemiyle ilgili en belirgin söylenecek şey, fantastik unsurları oldukça gerçekçi bir şekilde ele alıyor olması. Büyüler ve sihirler her ne kadar işlense de, işin ana unsurları olmaktansa sürecin belli başlı yan unsurları olarak karşımıza çıkıyor. Karakterler, seri içerisinde büyülerle bir takım uyarıcı veya sorun oluşturucu sebepler olarak karşılaşıyorlar. Ve seri içerisinde karşımıza büyü olarak işlenen 3 önemli unsur vardır. Deni ve ejderhaları, Bran ve üç gözlü karga ve son olarak da Akgezenler. Ve dikkat ederseniz ki bu 3 unsur da serinin ana hatlarını oluşturan karakterlerden oldukça uzak. Altını çizmeliyim, yakın gibi gözükseler de oldukça uzak. Çünkü serinin geneli entrikalar ve insan üzerinden ilerlemektedir. Bu yüzden de Martin oldukça ince bir buzun üzerinde yürüyor. Çünkü entrika tarafı o kadar ağır ve ön planda ve fantastik unsurlardan oldukça az etkilenmektedir ki işin içerisine büyüler ve akgezenler girdiği zaman tüm bu denklem nasıl işleyecek bir bilinmezlik oluşturuyor. Bunca zaman hikaye içerisinde birilerinin akgezenlerle savaşacağını biliyoruz. Ancak nasıl olacağını bilmiyoruz. Tek bildiğimiz yanan kılıcı olan bir kahraman. Eğer ki gerçekten de Akgezenler için dizideki gibi bir son düşünüyorsa, Martin bu seriye kendi elleriyle son çiviyi çakmış olur. Daha önce de söylediğim gibi, gizemler okurların ilgisini diri tutan ve hikayenin sürdürülebilir olmasını sağlayan unsurlardır. Ancak gizemler tehlikelidir ve elde patlayabilir. Genel olarak gizemlerin aşırı saklanması ve haddinden fazla merak uyandırması, finalde o an geldiğinde ne yani, bütün her şey bunun için miydi gibi bir hissiyat uyandırabilir. Ve buna verilebilecek en güzel örnek yine dizi sektöründen bir zamanlar Game of Thrones gibi ortalığı kasıp kavurmuş olan bir diziden geliyor, Lost. Süreç boyu gizemli kalan unsurlar finalde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı ve Lost'u çok seven o hayranlar artık ondan hiç hoşlanmıyor. Martin kendi ağzıyla bundan sonra Akgezenleri anlatacağını söyledi. Ve bence bu da bizlere serinin efsane olma veya rezil olma süreci içerisinde olduğunu gösteriyor. Çünkü bu son iki kitap Martin'in fantastik unsurlarla baş edebilmesi için en büyük iki sınav olacak. Eğer ki Akgezenler bizleri yeterince tatmin etmezse bu seri hayranlar için artık bir çöp olacak. 3. Yazdırmıyorlar. Bu noktada heyecanla yeni kitapları bekleyen okurlar kafasından çıkıp bir işletmeci kafasıyla düşünmemiz gerek. HBO ile George R.R. Martin kendi aralarında zaten bir anlaşmaya varmıştı. 2017'den beri HBO yan hikayeler için zaten planlamalar içerisindeydi. Ve Martin de zaten bunun için efor harcıyordu. Buna inanmıyorsanız gelin de 2011'den sonra Martin neler çıkartmış bir bakalım. 2015 yılında Duncan and Egg adında Westeros'ta geçen şövalyelik hikayeleri ve Fire and Blood adında Targaryen hanesini anlatan tarihi bir anlatı. Ayrıca süreç içerisinde House of Dragon'ın yapımcılığını yaptı ve ufukta Valerion hanesinin lordu olan Deniz Yılanı'nın da bir spin-off'u bulunuyor. Sadece bununla da değil, 2012 yılında Elden Ring adındaki oyunun da senaristliğini yaptı ve buraya katıldığı etkinlikleri eklemiyorum. Çünkü kendisi tam bir etkinlik meraklısı. Anlayacağınız sevgili yazarımız için son kitapları yazmadan önce efor harcayacağı başka konular var. Ve son olarak 4. Şöhret. İnsan belli bir motivasyonla hareket eder. Motivasyon sizleri hayallerinize götürebilecek en temel unsurdur. Size devam edebilme gücü verir ve istikrarınızı sağlar. Peki sizleri ne motive eder? Günümüz dünyasının ortalamasını düşünürsek bizleri motive eden en temel unsur paradır.
Çünkü parayla beraber istediğimiz pek çok şeyi elde edebiliriz. Ve kim ne derse desin, imkanları yaratan şey para faktörüdür. Ve bizler ancak cebimizdeki para kadar rahat düşünebiliriz. Şimdi de George R. R. Martin'i düşünün. Mütevazi bir aileden gelmiş bir yazar. En çok sevdiği şeyi yaparak belki bir gün büyük başarılar kazanmayı hayal ediyor. Neden olmasın ki? Tek ihtiyacı olan şey güzel ve evrensel bir hikaye. Ve bunun için çabalıyor. Kendisi hoşlanmasa bile kendisini finanse edebilmek için senaryolar yazıyor. Süreç içerisinde derin başarısızlık duygusunu yaşıyor. Bunun için çaba sarf ediyor ve zamanını harcıyor. Ve nihayetinde ilerleyen yaşlarda o çok istediği şöhreti ve zenginliği elde ediyor. Birisi size gelip hayalinizden vazgeçin ve şu parayı alıp yaşayın dese ne yapardınız? Daha da önemlisi, ne kadarlık bir meblağ sizin bunu kabul etmenizi sağlar? 1 milyon dolar, 10 milyon, George R. R. Martin Game of Thrones dizisinden yaklaşık 15 milyon dolar kazandı. Hem de her sezon için ve toplamda 8 sezon vardı. Üstelik kitapların satış başarısı ve çıktığı platformlarda konuşma için aldığı paralar bu hesaba dahil değil. George R. R. Martin sözünde durup 2025'te 6. kitabı çıkarsa da ortada çözülmeyecek olan bir unsur daha var. O halde son kitabı ne zaman çıkartacak? Veya o son kitabı çıkartabilecek mi? Ki bu sorunun cevabını şimdi öğrenmek istemiyorum. Böylesi iyi bir serinin iyi de bir finali hak ettiğini düşünüyorum. Umarım ki George R. R. Martin beni bu videoyu çektiğime pişman edecek kadar hızlı bir şekilde son iki kitabı yazar. Eğer ki buraya kadar izlediysen lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.